1979 yılında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimi Orhangazi'de tamamladım. Lise öğrenimi Bursa'da, üniversite öğrenimi de Afyon'da tamamladım. Özel bir otomotiv firmasında proje metot sorumlusu olarak 10 yıl boyunca çalıştım. Bu esnada aile mesleğimiz olan çiftçiliğe, çilek üreticiliğiyle tarıma başladım. Bu da bizim baba mesleğimiz. 1984 yılından bu yana aile işletmemiz var. Çilek üreticisiyiz. Bu o endüstrinin yanında tarımla da uğraşmaya devam ettim. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında çalıştığım otomotiv şirketinden istifa ederek tamamıyla kendimi bu mesleğe adadım. Ufak ufak çileğin yanında diğer beri gruplarından olan blueberry, yani halk arasında tabiriyle yaban mersini üretimine başladık. Ve geçtiğimiz yıl büyük alanda bunun daha geniş kapasitede startını verdik. Bu esnada da otomotivde olduğu gibi tarımda da nasıl endüstrileşebileceğini düşünmeye başladım. Otomotiv endüstrisinden edindiğimiz tecrübelerle mesleğimiz olan tarımı bir araya getirerek otomatik sulama ve gübreleme sistemi Agromini'nin ilk çalışmalarına başladık. Ürettiğimiz ürünleri de ülke bazında kurumsal şirketlerin marketlerinde satmaktayız. Yine Berry grubunda olan Blueberry ile tanıştım. 2 yıl deneme üretimleri yaptım. Sonrasında da geçtiğimiz yıl yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda güzel bir bahçe tesis ettik. Bu bahçe kurulduktan sonra geçmiş yıllarda edindiğimiz tecrübeleri, endüstride edindiğimiz tecrübelere bakarak ihtiyaçlarını çıkardık. Kurduğumuz çilek bahçesi yaklaşık 3000 metrekareydi. Burada 2 yıl ufak ufak denemeler yaptık. Sonrasında çileği de yaklaşık 12.000 metrekare örtü altı serayla sera sistemi kurdum. Burada çilek üretmeye başladım. Daha profesyonel olarak bir tesisleşmeye gittik. Bunun akabinde kurumsal firmalara çilek tedariği yapmaya başladık. Blueberry üretim denemelerine başladım çilekle birlikte. 2 yıl deneme süreci devam etti. Sonrasında bulunduğumuz bölge iklim ve rakım olarak blueberry yetiştiricine çok uygun bir alan olduğunu fark ettim ve profesyonel anlamda yaklaşık 50 bin metrekare alana 20 bin blueberry fidanı dikimi yapıldı. Bu tabii fidanlar tamamen saksıda özel toprak karışımlarıyla birlikte hazırlandı. Sonrasında bu geniş alanın sulama ve gübreleme ihtiyacının elle ya da insan kontrolüyle yapılamayacağını fark ettim ve geçmiş otomotiv tecrübesinden de faydalanarak tarım bilgimizin de olması sebebiyle tam otomatik bir otomasyon sulama ve gübreleme makinası geçmiş dönemde birlikte çalıştığımız Aşkın Çal arkadaşımla birlikte otomasyon sorumlusuydu birlikte çalıştığımız dönemde sistemi geliştirmeye karar verdik ve benim bahçede ilk prototip denemelerini yaptık. Ürünün en büyük bizim vaktimizi alan yazılımın geliştirilmesiydi. Yazılımı da tamamen kendi imkanlarımızla otomasyoncu arkadaşımla birlikte yerli ve milli olarak hazırladık ve tamamladık. Şu anda mevcut bahçemizde kurduğumuz prototip bir yıldır otomatik olarak insan
etkisi olmadan tamamen kendi sağdan kablosuz sensörlerle aldığı verilerle birlikte bitkinin ihtiyaçlarına göre sulama ve gübreleme yapmaktadır. Bir yıldır da bunun denemelerini yaptık ve yıl boyunca da bitki gelişimi olsun, meyve kalitesi olsun, tüm bu sistemin farklarını burada gördük. Sonrasında sistemin daha da geliştirilip farklı ürünlerde kullanımı sunabilir miyiz diye onun çalışmaları başladı. Bize makineyle ilgili diğer bahçe sahiplerinden de talepler gelmeye başladı ve biz ufak ufak ticari anlamda bunun geliştirip daha da farklı ürün gruplarında kullanımını sağladık ve şu anda da belli bir seviyeye gelmiş bulunmaktayız. Bunu kibide ve yaban mersinde özellikle şu anda aktif olarak kullanmaktayız. Ana bilgisayara toprak verilerini işleyerek orada depolayıp bilgisayar sayesinde de sulama zamanlarını, sulama miktarlarını, hangi ürün gruplarını kullanacağını tamamen kendi karar vererek bir gübreleme sulama yaptırmaktayız. Agromini isminden de anlaşılacağı gibi agro İngilizce olarak tarım demek. Mini de sistemin kapladığı hacimden dolayı mini olarak, agromini olarak ismini düşündüm. Yaklaşık 5 metrekare alanda yüzlerce dönüm araziyi gübreleme ve sulama yapabiliyoruz. Bu sebepten dolayı da buna benzer sistemlerin genelde 100 metrekare kapalı alanın üzerinde sistemi kurulumu için alana ihtiyacı var. Fakat benim kurduğum sistemde maksimum 5 metrekare alanda bunu yapabiliyoruz. Kullanılan dozajlama pompalarıyla çok düşük miktarlarda bir enerji tüketimi var. Basit güneş panelleriyle birlikte istediğiniz bölgede, dağda, ovada, kırda bu sistemi kurup yaklaşık bir 250 watt, 300 watt arası bir güneş paneliyle tüm sistemi çalıştırabiliyoruz. Bu sebeple de ekstra enerji ihtiyacı, altyapı ihtiyacı gerek duymuyoruz. Cep telefonlarıyla, televizyondan bile kumanda etme şansınız var. Gittiğiniz her yerde anlık olarak toprak değerlerini, iyisi, sıcaklık, toprağınızdaki nem değerleri, pH'ine kadar her şeyi görebiliyorsunuz canlı olarak. Size bu verileri sunuyor size. Artı 3000 metrekare alanda bu sensörleri kablosuz olarak sisteme aktarabiliyoruz. Otomatik olarak kendisi gübre miktarlarını, sulama zamanlarını, sahadan aldığı nem değerleriyle bitkinin ihtiyacı olduğu dönemlerde sulamaya karar verip bu işlemi başlatıyor. Bu da bitkinin gelişimine çok önemli bir katkı sağlıyor. Çünkü mevcut kullanılan sistemlerde genelde zaman olarak sulama belirleniyor ve bitkinin ihtiyacı göz önünde bulundurulmuyor. Yani istenilen bitki suya ihtiyaç duyduğunda sulama ve gübreleme başlıyor. Bu da hem zamandan hem enerjiden artı gübre işletme maliyetlerini de düşürmektedir. Gübre ihtiyaçlarını da azaltmaktadır bitkinin. İhtiyaca göre sezon boyunca gübreleme programları ile birlikte istenilen değerlerde toprak yapısı sabit tutulup bitkinin strese girmeden iyi koşullarda doğru sulama miktarları ile birlikte hem gelişimi hem meyve kalitesi artı bitkinin de ilave olarak da tonaja da etkisi var. Aldığınız ürün miktarlarına, ebatlarına kadar her şeyde artı bir özelliğe sahip bir sistem. Antioksidan
özelliği olan mor meyve gruplarına, beri gruplarından bir tanesi. Birçok hastalığa karşı bilimsel olarak da faydalı oldu. Antioksidan özelliği çok yüksek olduğu bilinen bir meyve. Artı Türkiye tarımına yeni girmiş ve katma değeri çok yüksek. Çiftçide getirisi de yüksek meyve gruplarından bir tanesi. Yaklaşık 3 yıldır bunun üretimini yapmaktayız. Yine direkt olduğu gibi kurumsal firmalarla çalışıyoruz ve önümüzdeki dönemde de bahçemiz daha da büyük, bitkilerimiz büyüdüğünde, daha fazla verim almaya başladığımızda da ihracata yönelik hedeflerimiz var şu an için. Sonrasında da Avrupa ülkelerine, Uzak Doğu'ya, Orta Doğu'ya bundan ihracatını gerçekleştireceğiz.